Eriyorlar ha. Baktırmış mı kan grubuna? Baktırmış ki geliyor. Vay be. Ana işte. Bak nasıl gözünü kırpmadan verecek böbreğini. Ne demişler? Ana gibi yar olmaz. İlk geldiğimde bulmuştum burayı. Temiz bir yer. İşletenler de temiz insanlar. Hep burada kalamayız ama. Bir yerleşelim. Kafamızı toplayalım. Sonra düşünürüz bir şeyler. Otur, yoruldun. Kolun ağrır sonra. Kötü sızlıyor zaten. Ya. Hadi gidelim, uzan biraz. Dinlendikten sonra gider bir şeyler yeriz. Biz yan odadayız ama kapını kilitlesen yine de. Tamam. Geç kalınmış. Çok kan kaybetmiş. Tabii kan gitmeyince öbür böbrek de çalışmaz olmuş. Diyalize mi bağlanacak? Hı hı. Melek şey söylemiyorum üzülmesin diye. Abi merak etme, ben de söylemem. Kadir'e böbrek nakli yapılması şart. Gel Melekşe. Niye söylemedin bana? Neyi? Duydum sizi. Kadir abime böbrek nakli yapılacakmış. Evet. Verici bulundu mu? Babamla benim kan grubumuz uymuyor. Ne olacak peki? Listeyi aldılar, bekleyeceğiz. Abi Kadir'in kan grubu ne? Sıfır. Benimki de sıfır. Bir şeyler yemeye gidelim. Hadi. Melekçe iyi misin sen? Hı hı. Evet. Çıkmıyor musun? Şu işin içinden çıkamıyorum ki. Tarık Başar dosyası. Hı hı. Halil Tuğlu'nun yaşadığına kesin inanıyorum artık. Mithat Ateş'in bütün işlerine hep Tarık Başar ve meşhur ekibi bakmış. Halil Tuğlu'nun arabasının kurşunlanması, yine Halil Tuğlu'nun bir araba dolusu uyuşturucuyla yakalanması, hı hı, kefaletle serbest kalması, hepsi. Kaçak mal taşıyan tırlardan da o sorumlu tutulmuştu. O dosya da Tarık Başar'ın çetesi tarafından incelenmiş. Halil Tuğlu'nun ve Ahmet Sönmez'in ölüm raporları da. O zaman hepsi Mithat Ateş'in başının altından çıkmış. Hı hı. Öyle bir kılıfını uydurmuş ki her şeyi.
Bir şey yapamıyorum. Ama Halil Tuğlu'nun mezarının açılıp cesedinin çalınması onun yaşadığının ispatı bence. Mithat Ateş'i suçlayabilmem için Halil'e ulaşmam lazım. Onu mutlaka bulmam lazım. Allah kahretsin ya. Nerede bu çocuk? Niye açmıyorsun telefonu? Yusuf giderken o sizi arayacak demişti. Yakalandı mı acaba? Polisin elindeyse senin aradığın da ortaya çıkar. Bu sefer benimki değil. Efendim baba. Yarın annenler geliyor. Biliyorum, konuştuk, karşılayacağım. İyi. Kaybolurlar falan. Bir de onlarla uğraşmıyorum. Merak etme. Kadir nasıl? Aynı. Kapatıyorum. Hadi. Aynı diyor. Hiç demiyor değil mi? Baba, Kadir'i ben bekleyeyim de sen git dinlen diye. Der mi? Oo, rahatı bulmuş der mi? Oo. O itin evinde mi kalıyor diyorsun yani? Herhalde tabii ki. Koca villa, kapıda adamlar. Rahatları yerinde. Ne olursa olsun arayacağım. Çok merak ediyorum. Şimdi Zeynep arıyor. Açma. Ne istiyorsun? Halil. Neredesin? Öldük meraktan. Niye açmıyorsun telefonları? Sana ne istiyorsun dedim. Efendim? Halil, iyi misin? Bak Zeynep, beni hayal kırıklığına uğrattın. Sana güveniyordum. Beni sırtımdan buldun. Ne diyorsun? Ya kes! Bak, bana bak. Numara yapma. Masken düştü artık. Menekşe'nin abisiyle konuştuğunu biliyorum. Yerimizi sen ihbar etmişsin. Ne? Ne oluyor? Ne diyor? Menekşe'yi onların önüne atmak istedin değil mi? Yalan. O kız mı söylüyor Halil bunları sana? Saçmalama. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Ya yeter. Bana bak kızım, bana bak. Sakın beni bir daha arama. Sakın karşıma çıkma bir daha. Sakın ha! Ne oldu, ne dedi? Benim aradığımı düşünüyor. Abisine Menekşe'nin yerini ben söylemişim. Sen söylemedin. İnkar etme, biliyorum bunu. Nereden biliyorsun? Adamlarım yakaladı onları, konuşturdular. Seni ele vermemek için serbest bıraktım, kaçmalarına izin verdim. Tamam. Ağlama. Yapma, ağlama. Gel şuraya. Gel. Olan oldu. Ne yapalım? Ama çok büyük bir hataydı yaptığım. Biliyorsun değil mi? Sen de pişman oldun ama iş işten geçti. Şimdi Halil de öğrendi, o yüzden dönmedi demek ki eve. Ne olacak şimdi? Ne hali varsa görsün. Polis yakalasın, hapse atsın. Umurumda değil, hiç umurumda değil. Bana bak, bana bak. Sen delirdin mi? Polisin onu bulmaması lazım. Çocuk olma. Çeksin cezasını. Hayır, hayır. Yakalanmamalı. Yakalanırsa hepimiz için kötü olur. Eve gideceğim ben. Hayır, senin gitmene izin vermeyeceğim. Eve gitmek istiyorum, yalnız kalmak istiyorum diyorum, lütfen. Bana bak, sakın çocukça bir şeyler yapmaya kalkma. Benden haberse sakın bir şey yapma, tamam mı Zeynep? Toparlanmalıyım. Allah rahatlık versin. Sana da abi. Bakalım uyku tutacak mı?